gerçekten de kavram ve kuramların anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Hani Adorno'nun belirlediği gibi günümüzün en büyük sorunu anlam itimi. Bir kavramın, bir kuramın, bir değerin anlamı yitirildi miydi? Tarihsel köklerinde de uzaklaşır. Çok rahatlıkla bir yabancı yönetim o topluma hakim olabiliyor. Son dönemlerde işte Dersim'de Muzur Üniversitesi, Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı ve Dersim'deki halihazırdaki Cemevi ve bunun arkasında Diyanet bir sempozyum yapıyor. İşte Horasan'la ilgili bir sempozyum. Aslında bu sempozyumların ötekilerine yönelik yapılan sempozyumların nasıl bir kültürel soykırıma hizmet ettiğini, bu sempozyumlarda kimlerin görev aldığını bilmek açısından biraz daha geriye gitmek lazım. Yani o kurucu kodlara gitmek lazım. Çünkü Osmanlı'nın son yıllarında, daha doğrusu Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının Osmanlı ve İttihat Terakki arasındaki ilişkiyi ve ötekilerine karşı bakış açılarını biraz daha açığa çıkarmak lazım. Çünkü Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle Osmanlı'nın subayları, hani tırnak içinde aydınları diyebileceğimiz, daha sonra Cumhuriyet'in de kurucuları durumuna gelen birçok kesimin Alman emperyalistleriyle ciddi bir ilişki içerisinde olan bir İttihat Terakki anlayışı vardır. Fikrinin filizlendiği bir İttihat Terakki, bu dönemde aynı zamanda Türkçülük ve Turancılığın da fikrinin çok yoğun olduğu bir dönemdir. İşte Ziya Gökalp, Halide Edip adı var, Ömer Seyfettin, bu dönemin çeşitli dergilerinde yazan, edebi yazılar, hikayeler, makaleler yazan yazarlar bu tezi geliştirdiler. Turancılık tezinin temeli işte Türklerin ana yurdu Orta Asya'dadır, Horasan'dır. Merkezi bir Türk tarih tezine dayanan, Horasan'ı da Türkleştiren bir tez, ta İttihat Terakki döneminden beri gelen bir tezdir. En nihayetinde bu Türkçü ve Turancı tez kendisini biraz daha böyle ütopik, Ergenekoncu, Kızıl Elmacı zihniyet olarak kendisine göründü ve hani padişahın atının gittiği her yer Kızıl Elma'dır ya da işte ümmettir, Müslüman camiasıdır, Türkçü camiasıdır şeklinde bir coğrafya üzerinden hakimiyet kurma, bir coğrafyayı ele geçirme ve o coğrafyaya bir kimlik biçme durumu söz konusuydu. Ve bu emperyalist zihniyet aynı zamanda Türkçü, cinsiyetçi, ırkçı bir sonucu olarak Osmanlı bakiyesinde yaşayan bütün farklılıkları, ötekileri, etnik yapıları, inançları da ötekileştirdi. Nihayetinde Cumhuriyet'in kurucu elit kadroları da Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş çoğu asker kökenli ve İttihat Terakki'ci bir zihniyetin taşıyıcılarıdır. Doğal olarak bu ilk kurucular İttihat Terakki'de almış oldukları toplum modelini, ötekine bakışı, kadına bakışı, doğaya bakışı, topluma bakışını da alıp buraya entegre ettiler. Ve bunun en somut belgesi ise daha sonra 1924 anayasasıyla Eğemen Ulus Olmanın hukuk metnini oluşturdular. Cumhuriyet'in ulus devlet anlayışı ya da devletin ulus yaratma politikaları, Cumhuriyet'in merkezileşmesi ve toplumsal ilişkiler devletin ideolojik aygıtları üzerinde çok yoğun bir şekilde görünür olmaya başladı. Özellikle okullar, işte camiler, o dönemde işte hastaneler, kışlalar, hapishaneler, kültür merkezleri, açılan ocaklar, işte Türk yurdu dergileri, benzeri kurumlar üzerinden bu tek dil, tek din, tek mezhep, tek kültür, teklik üzerinde ulus model tanrılaştırıldı. Kültürel ve fiziki soykırım söz konusuydu. Çünkü bu ötekiler bu anayasayı kabul etmedikleri zaman doğal olarak kendi hakikatlerinden gelen, doğal olan kendi varlıklarını, birliklerini, diriliklerini devam ettirme süreci başlıyordu. Ve bu sürece hayır diyen, demokratik haklarını en iyi şekilde 21 Anayasası'nda verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ilgili talepkarlıklar meydana geldiğinde topluma yönelik planlı, programlı katliamlar süreci başladı. En yoğun olarak Kürtler ve Aleviler ve Rehak toplumunun varlığı, kültürü yatsındı. Toplumun kültürü, geleneği hepsi götürülüp
Orta Asya ve Horasan'a dayandırıldı. Özellikle 80'li dönemlerde Dersim'de yaşanılan Kürtleri, Rehak Alevi, mensup Kürt Alevilerini Türkleştirme, Alevileri ise Sünnileştirme anlayışı 80'li dönemlerde güçlü bir anlayış oldu. Horasan bu konuda önemli bir kavramdır. Horasan coğrafyası üzerinde Alevilik ve Kürtlük tanımlanıyordu. Bir ırkçılık, kültürel ırkçılık yapıyordu. Dersim'de eğer asimilasyon had safhadaysa ve bugün Dersim'de Diyanet, Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı, Dersim'deki Cemevi sempozyumlarla Dersim'e yöneliyorsa hala şu vardır, Dersim'de o öze dönüşün devriye halinde olduğunu biliyor. Hakikatin orada tekrar bir daha ayağa kalkacağını biliyor çünkü hakikat kaybedildiği yerden aranıyor. Ayrıca da Dersim'e gençliğe yönelik de çok özel yöntemlerle çökertme planı söz konusudur. Yani gençlik toplumdan koparılıyor, kendi tarihsel kültüründen koparılıyor. Adına özgürlük denilen sosyolojik olarak çürüme, psikolojik olarak çökme durumu söz konusudur. Böyle olunca da toplum anlamsızlığa itiyor. Toplum anlamsızlığa itildiği zaman ise bu toplumun bitişi demektir. Doğal olarak Dersim'de yapılmak istenen hem inanç olarak hem politik olarak hem gençliğe yönelik olarak bu Dersim'deki Rehak toplumunun anlamsızlaştırılmasını esas almışlar. İşte Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı yapan kişi, hepsinin ortak amacı, devletin ideolojik aygıtları, Rehak Alevi'nin toplumunun varoluşunu yok etmektir. Tarihsel dinamiklerini ortada kaldırmaktır. Alevi inancının örgütlülüğü ocak sistemidir. Ocak sistemi ise özgür, özerk yaşamın formudur. Devlet dışı kalmış, rıza toplumunun formudur. Şimdi bu form kendine yaşam alanı bulduğunda bu defa yabancı yönetime karşı direnişini de geliştirir. Sorunları kendi içinde var eder. Aryanik damarın en güçlü damar temsiliyetidir ve ana kadın. Kadın özgürlükçü bir sistemdir. Doğal olarak da cinsiyetçi, bu eril epistemoloji böyle bir sistemde ileride kendisine zarar gelebileceğinin bilincindedir. Bundan dolayı hani ne diyoruz? Ocak sistemi demopolitik bir sistemdir. Demopolitik demek demokrasi, politik ve etik. Demopolitik sistemdir diyoruz. Bu politik sistemde, demopolitik sistemde ocak sisteminin demokrasi, politik ve etik. Demokrasi olması doğrudan demokrasidir. Politik olması sorunların çözme konusunda cem erkanının esas alması, pratik geliştirmesidir. Ahlak etik, etik olması ise edep erkana denk geliyor. Edep etiğe denk geliyor. Erkan ise politikaya denk geliyor. Sorunları çözme yöntemine denk geliyor. Bu çerçevede kısacası düşünüldüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimizde Rehak coğrafyasına, Alevi süreklerine yönelik ama özelde de Kürt Alevi'ne ve Rehak Alevi'nin serçeşmesi olan Dersim'e yönelik çok ciddi bir kültürel soykırım söz konusudur. Üniversitenin Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı'nın ve akademisyenlerin dediğim gibi bu eril epistemolojiyi esas alarak Rehak inancının yok edilmesi, bundan hareketle ana tanrıçanın yol kadınla başlıyor, kadın mürşidi Kamilullah'tır diyen bu inancın kendisine ait toplumsal ekolojinin olduğu, demokratik siyasete büyük katkı sunabileceği, sterk, iştarın, tanrıçalaştığı bu inancın tarihsel hakikatini yok etmektir. Şimdi üniversiteler, evet istisnalar olabilir ama sonuç itibariyle Dersim'deki üniversite, Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dersim'deki Cem Evi hep beraber el ele vererek Dersim'deki Rehak inancını ve hakikatini tüketme planıdır. Bu resmi ideoloji, bu İttihat Terakki'nin modern mantığı 1915'te Ermenileri sürme konusunda diyelim. Enver ve Talat Paşa'nın bir Harput ziyareti var ve Enver ve Talat Paşa Harput'u ziyaret ederken o dönemdeki Posnişin'le de ve görüşmeler yapılıyor. Ve ne yapılıyor? İşte Arguva'nın Mineik Kuyudere köyünde 40'ın üzerinde ocak mensubuyla oluşturulan bir meclis oluşturuluyor. Dedeler kurultayı yapılıyor. O dönemde de aynı mantık. Yani bu kurultayların, sempozyumların tarihsel arka planı vardır.
benzeri yine Dersim'de yapıldı. Dersim'de işte bir dedeler meclisi kendini ilan etti. Ve o dedeler meclisindekilerin hemen hemen çoğu daha önce Ali Ekber Yurdun yanındaydı. Hepsi büyük bir kesimi çeşitli dönemlerde Kerbala'ya götürüp getirilmiş. Bu resmi ideolojiyle ilişki halindedir. Hatta Mart 2025 yılında da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde bir sempozyum yapma çalışmaları vardır. Bu yıl Dersim'de meydana gelen festivalde Horasan konusu özellikle son 5-6 yıl içerisinde ciddi bilimsel, adaletli bilim insanlarının Dersim ve Horasan arasındaki ilişkilerini bir şekilde inceledikler. Masa başı değil, alana gidip Mezopotamya'daki kültürel, arkeolojik, etnolojik ögeleri, oradaki nüfus yapısını, klan, kabile ve aşiret yapısını, dil bilimsel olarak da orada kullanılan lehçelerin etimolojik olarak çözümlemesini yaptıklarında şununla karşılaştılar. Evet, Dersim'den bunu tarihsel belgelerle ispatladılar. Horasan'a gidişler vardır. Tekrar geri dönüşler de olmuştur ama Dersim'den oraya gidişler vardır. Çünkü Dersim'deki mevcut aşiret yapısı aynısının bir benzeri Horasan'da da vardır ve bu akademik konusudur ama bu konuda netleşildi. Dersim'den oraya gidişler olmuştur. Bu bir şekilde netleşti. Kısacası bu çok yoğun bir kültürel asimilasyon politikasıdır.